Ve memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı efendim. SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 ayında %37,57 zam alacak. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı ise %49,25 olacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek gruplarına göre yeni maaşlar. Emekli miyiz peki? Evet. Evet, neden oldu? 15'ten aşağı olmamasını istiyorum ben. 37 çok düşük. Yani askeri ücretin aynısı olması lazım. Memurların gene iyidir ama SSK bağkurları çok düşüktür. Bence güzel bir zam. 25-30 bin lira alan bir kişi 40-50 bin lira hemen hemen zam alacak. O parayla çok rahat yaşanabilir. Mesela benim maaşım 14 bin lira şu anda. %49-%50 gelirse bizi rahatlatır. En düşük memur maaşımız bizim 22 bin liradan 32 bin 900 lira seviyesine, en düşük emekli memur maaşı da 9 bin 876 lira idi. 14 bin 800 seviyesine ulaşmış oldu. Memurlar için bayağı iyi. İşte milyonlar bugünü bekliyordu. Yılın son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşları da netlik kazanmış oldu. İşte 2024 yılında geçerli olacak meslek gruplarının alacak oldukları yeni maaşlar. Memur ve memur emeklilerimizin alacakları zam oranı 1 Ocak'tan itibaren %49,25'e ulaşmış durumda. İşçi ve bağkur emeklilerimiz %37,57'lik bir zam alacak. Şu an en düşük polis memur maaşı 29.525 lira. Ancak yapılacak olan zam oranını, yani %49,25'i eklediğimiz takdirde maaşları 44.292 liraya çıkacak. Uzman doktora baktığımızda 54.559 lira olan maaşları 82.000 lira 26 lira seviyesine yükselecek. Maaşlar şu an %50 oranında iyi ama bundan sonra gelecek zamlar önemli. Bu şekilde olduğu sürece emeklinin ve memurun yüzü güler. 1 Aralık'ta aldıkları maaşın üzerine şu %49'u ilave ettiklerinde alacakları maaşı da ortaya çıkarmış oluyorlar. SSK ve Bağkur emeklileri şimdi refah payını bekliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin %37,57 olan enflasyon farkına %12 oranında refah payı eklenecek. Bakın, burada bir fark söz konusu. Aradaki farkı refah payı olarak zam farklılığını ortadan kaldırma yönündeki yaklaşımının olduğunu biliyoruz. Bu rakam da %12 seviyesinde olacak. Aylık dediğimiz 6 bin lira. Bunun üzerine %37,57 ilave ettiğimizde 8.400 liraya gelecek. Bu taban aylık hükümet tarafından bir kararla 10.000 lira, 11.000 lira seviyesine ya da daha yukarıya çıkarılırsa taban aylık ödenecek.